Kıymetli basın mensupları, aziz milletim, dünyanın neresinde olursa olsun kalbi bizimle çarpan değerli vatandaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. 24 Haziran seçimlerinin Ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Seçimlerin gayri resmi sonuçları belli oldu. Buna göre milletimiz şahsımıza Cumhurbaşkanlığı vazifesini ve yürütme görevini tevdi etti. Aynı şekilde Cumhur İttifakına ve AK Parti'ye meclis çoğunluğunu vermek suretiyle yasama görevi konusunda da çok büyük bir sorumluluk yükledi. Bu önemli günde sandık başına giderek oyunu kullanan ve vatandaşlık vazifesini bir hakkın yerine getiren herkese teşekkür ediyorum. Şahsıma, partime ve ittifakımıza oy veren kardeşlerime hasreten şükranlarımı sunuyorum. Artık seçim döneminde yaşanan tartışmaları, gerginlikleri, kırgınlıkları geride bırakıp ülkemizin geleceğine yoğunlaşma zamanıdır. Milletimizin bu seçimde bir kez daha teyit ettiği mesaja uygun şekilde tüm kurum ve kurallarıyla demokrasiye olan bağlılığımızı, hak ve özgürlükleri geliştirme konusundaki kararlılığımızı önümüzdeki dönemde daha da güçlendirerek sürdüreceğiz. Buradan tüm milletime her fırsatta verdiğim şu sözü bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Geçtiğimiz 16 yılda vesayet güçleriyle, juntalarla, darbecilerle, siyasi ekonomik tetikçilerle yaptığımız mücadelelerle ülkemizi demokraside ve ekonomide getirdiğimiz yerden geriye gidiş asla söz konusu olmayacaktır. Tam tersine Türkiye'nin her alanda daha da ileriye gitmesi için mücadele vermeyi sürdüreceğiz. Geçmişte her ne sebeple olursa olsun ötekileştirilmiş vatandaşlarımız bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olarak demokrasiden ekonomiye tüm imkanlardan sonuna kadar istifade etmeye devam edecektir. Bu ülkede hiç kimsenin kökeninden, inancından, kıyafetinden, hayat biçiminden veya başka herhangi bir farklılığından dolayı horlanmasına, haklarının kısıtlanmasına, özgürlük alanının daraltılmasına asla izin vermeyeceğiz. Ülkemizi daha da güçlendirmek, zenginleştirmek ve ortaya çıkan refahı milletimizin tüm fertlerine adil şekilde paylaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizden aldığımız bu destekle sınırlarımız içinde ve dışında ülkemizi terör örgütleri vasıtasıyla tehdit etmeye çalışanlara cevabımızı çok daha güçlü bir şekilde vermeyi sürdüreceğiz. Biliyorsunuz 24 Haziran'da milletimiz sadece bir cumhurbaşkanı ve 600 milletvekili seçmedi. Aynı zamanda yeni yönetim sistemini de fiilen hayata geçirdi. Anayasa değişikliğiyle uyumlu şekilde gerek mevcut mevzuatın ayıklanması, gerek yeni yönetim sisteminin mimarisinin kurulması konusunda uzun süredir hazırlık yapıyoruz. Şimdi yemin törenine kadar bu hazırlıkları bir kez daha gözden geçirecek ve yeni sistemi süratle ve en ideal şekilde hayata geçireceğiz. Gayemiz bu dönemde ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmaktır. Seçim beyannamemizde milletimize taahhüt ettiğimiz projelerimizi her birini titizlikle takip edecek ve söz verdiğimiz şekilde hizmete sunacağız. Üretimiyle, ihracatıyla, istihdamıyla, kanal İstanbul'uyla Türkiye'nin otomobiliyle, savunma sanayi ürünleriyle, diğer tüm projeleriyle ülkemizi geleceğe taşımak için gece gündüz çalışacağız. Dünya değiştikçe, Türkiye değiştikçe reform ihtiyacımız hiç bitmeyecektir. Anayasamızda ve yasalarımızda yeni yönetim sistemimizin tabii sonucu olan değişiklikleri meclisimizde işbirliği içinde devam ettireceğiz. Yargımızı tarafsız ve bağımsız niteliğini güçlendirerek itibarını artırmak için gereken adımları atmayı sürdüreceğiz. Demokrasimizi güçlendirmek, hak ve özgürlüklerde yeni ihtiyaçlara uygun açılımları sürdürmek konusunda kararlıyız. Milletimizin bize verdiği ülkeyi yönetme emanetini namusumuz bilip canımızdan önde tutarak mücadele etmeye devam edeceğiz. Vesayetin, darbecilerin, siyasi ekonomik tetikçilerin, sokak çetelerinin, terör örgütlerinin pençesinden kurtardığımız Türkiye'yi dünyanın en büyük on ülkesinden biri haline getirmeden bize durmak, dinlenmek, nefeslenmek yok. Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan diyen şairin işaret ettiği gibi biz ülkemizi iyi yönettiğimizde milletimizin daha büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyoruz. Ben bir kez daha seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Rabbimden diliyorum. Demokrasi bayramımıza oylarıyla, emekleriyle, Mücadeleleriyle katkıda bulunan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Türkiye'nin aydınlık geleceğine giden yolda milletimizle birlikte yürümeyi sürdüreceğiz. Rabbim ülkemizin ve milletimizin yar ve yardımcısı olsun. Sizlere de bu yolda verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla.